Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün fantastik canavarlardan Newt Scamander'ın Funko Pop'unu tanıtacağım. Hemen anlatayım hikayesini. Fantastik canavarlar uzun zamandır izlemek istediğim bir seri fakat maalesef izleyemedim, zamanım olmadı. Yani bir film başlayınca da devamını getirmek isterim, o yüzden zamanım olmadı. Sonra bir yerde çok uyguna buldum. Aşırı uyguna. Gördüğünüz gibi kutulu, neredeyse hasarsız. Şu kısmı biraz hasarlı gibi. O da benim için çok önemli değil. Videoda aynen belli oluyor. Ha bir de arkasını da göstereyim. Arka kısmı. Şurası hasarlı. Ki ben bu hasarları biliyordum. Satıcı çok güzel paketlemişti. Yani başka bir yerden alsam da gelirken bu şekilde hasarları olabilir. Güzel paketlemezlerse. Neyse. Çok ucuza aldım. O yüzden de dedim ki hazır almışken izleyeyim dedim yani. Aldım. Elime ulaşmadı. Ben de hemen izledim. İki serisini de. Gerçekten bayıldım. Yakın zamanda olduğu için de şeyleri de çok iyiydi. Efektleri falan gerçekten mükemmeldi. Aynı zamanda Harry Potter demeyeyim de. Tam Harry Potter'la ilgili de. Yani işte bu serilerle ilgili ilk kutulu neredeyse hasarsız figürüm diyebilirim. Evet diyebilirim çünkü açıklayayım. Bill hasarlı kutusu Dipper'ında. Aynen. Kutusu en az hasarlı bu. Tabi bundan sonraki de var. Onu da sonraki videoda göstereceğim. O da çok güzel bir figür. Elinde ne deniliyor buna yazmıyor. Direkt Newt Scamander yazmışlar. Elinde yumurta var. Bu yumurta yanlış hatırlamıyorsam burnuk yumurtasıydı. Burnuk muydu? Hayır. Bir fantastik canavarın yumurtasıydı. Burnuk aklıma gelmiş o bölümden, pardon. Böyle 2 numaralı olan figür. Arkasındaki karakterleri de göstereyim. Bu arada film yorumumu da anlatayım hemen arkadakileri gösterdikten sonra. Tamam. İlk başlarda Tina'nın sırf seherbaz olmak için Newt'i bildirmesi hiç hoşuma gitmedi. Çok kötü bir şey yaptı yani. Sırf seherbazlığını geri kazanmak böyle ihtimal olduğu için gitti onu bildirdi. Ki yaptığı kötü bir şey de değil. Sonra Queenie'nin en sonda Grindelwald'ın, söyleyemiyorum onu ya da doğru mu söylüyorum emin değilim ama işte anladınız siz. Queen'in en son da onun tarafını seçmesi de hiç hoşuma gitmedi. Durduk yere. Ama Tina sonradan iyi oldu. Queen'i de iyiydi sonradan. Böyle saçma sapan şeyler yapmaya başladı. Neyse. Hemen bu hikayeyi anlattıktan sonra bayağı uzattım bu arada. Aslında aşırı uzatmadım da. Hemen açayım figürü. Çok kaliteli bir figür bu arada arkadaşlar. Bende Hermione ve Harry vardı. Harry'nin asası çoktan dikti. Zaten Hermione'ninki kırıktı. Fakat bunun asası elimle dokununca böyle biraz baskı uygulasam bile kırılmayacak derecede bir asa. Gerçekten çok mutluyum bunu aldığım için. Basit hasarları var. Mesela direkt göstereyim. Siz görebilecek misiniz bilmiyorum ama. Gözlerinde ufak hasarlar var. Aynen gözüküyor. Çok belli olması da parlaklık efekti vermiş ona da. Pek bir sorunu yok o yüzden. Zaten çoğu Funko'da böyle basit hasarlar olabiliyor. Sonuçta kusursuz şeyler üreten şeyler yok yani robotlar. Neyse niye bunu söyledim bilmiyorum durduk yere. Bu benim arkadaşlar. Bu Newt Scamander'ın normal olan yani başka çok exclusive öyle diyorlar neyse nadir diyeyim ben size. Belki Funko Pop biliyorsanız anlarsınız diye demişim ama ben size öyle diyeyim neyse. Nadir olanları var mesela Newt böyle bir tane çantası var içine giriyor. Orada Fantastik Canavarlar Dünyası var. O nadir bir Funko Pop. Fakat bu nadir değil. Nadir derken aşırı nadir değil. Yani belli bir rütbesi olmayan bir Funko Pop değil. O yüzden aralarında en sevdim. Bir de böyle şey var. O da çok güzel. Aha arkadan göstereyim. Yokmuş.
arkadan gösterebileceğim değil. Böyle takım elbiseli tarzımsı var böyle. O da çok iyi bir Funko Pop ama genel olarak en sevdiğim Funko Pop bu arkadaşlar. Niv Scamander'a ait olan. Biraz daha figürü tanıtacak olursam. Böyle. Kafası dönüyor mu? Evet dönüyor. Fakat hiç ama hiç zorlamayacağım. Çünkü çok zor dönüyor. Şimdi hasar falan alır. Daha bugün geldi, hasar alsın istemem. Çok güzel bir Funko Pop. Gerçekten inanamıyorum bu fiyat aldığıma. Bunu da çok dile getirdim ama fiyatı pek söylemek istemiyorum. Öğrenseniz siz de çok ucuz aldın dersiniz. İnternette bunu 0.400 lira. Niye bu kadar bundan bahsettim bilmiyorum. Tamam artık bahsetmeyeceğim. Hemen kutusunun içine koyayım ve devam edelim. Evet, kutusuna koydum. Fantastik Canavarlarda en sevdiğim karakter Newt. Çünkü gerçekten filme oynayan oyuncu da Eddie'di adı galiba. Eddie Redmayne diye yazılıyor. O çok güzel bir oyuncu. Çok güzel oynamış. Harika oynamış. Böyle mimikleri falan gerçekten çok güzel. Dediğim gibi Tina'ya ilk başta gıcıktım. Bu yüzden böyle şeylerim var. Queen'i de ilk başta iyiydi. Biraz kafam karıştı o yüzden nasıl biri diye ama neyse. Yani genel olarak öyle arkadaşlar. Figürüyle konuşacak olursam da hepsini gösterdim nasıl bir figür olduğuna dair. Gerçekten sevdiğim bir figür fakat şimdi size şöyle bir göstereyim. Yazıları okuyabildiğinizi düşünüyorum ama ben yine de odaklıyım dedim. Yakın da odaklayamıyor kamera. Ha. Fantastic Beasts and Where to Find Them yazıyor. Fantastik Canavarlar ve Nerede Bulunurlar serisinden. Aynı zamanda bunun Grindelwald suçları bölümü de var. O bölümde de işte aynı karakterler var ama neyse. Bu arada ilk başlarda dedim Harry Potter ile ilgisi de şu. Hogwarts var. Hogwarts işte her neyse. Bir de Dumbledore var. Onun haricinde tanıdık bir düşüneyim yok diye biliyorum. Dumbledore da farklı bir kişi oynuyor. Zaten eski zamanları anlattığı için zaman içinde o kişi de yaşlanacağı için aynı kişinin oynaması değişik olurdu. O yüzden Fantastik Canavarlar'daki Dumbledore, Albus Dumbledore, Funko Pop'ı ile Harry Potter Dumbledore Funko Pop'u farklı. Bu da değişik oluyor bu yüzden. Gençlik hali gibi. Eğer izlemediyseniz mutlaka öneririm. Çok güzel bir seri. Harry Potter sevmiyorsanız bile izleyebilirsiniz. Çünkü Harry Potter'la alakalı bir şey yok. Neredeyse yok. İşte Newt okuldan atılıyor. Hogwarts'tan. Dumbledore onu seviyor. Bu kadar. Dumbledore da çok yok filmde var ama yok. Mutlaka izlemenizi öneririm filmi de. Evet video bu kadardı. Figürü detaylıca tanıttım sizlere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın.